Şimdi bir yöntemden bahsedilmiş, çıkarma işleminden. Örnek olarak da verilmiş. Çıkarma işleminde normalde biz 3'ten 2'yi çıkarıp 1 yazarız. 4'ten 6 çıkmadığı için sola gidiyorduk. Buradan bir tane 10 getiriyorduk. Burası 14 oluyordu. 14'ten 6'yı çıkarıp burası 6, 8 olur. Evet. 8 diyorduk. Şöyle bakayım, yanlış mı söyledim? Tabii bunu değil de şuna bakalım. Şimdi bu negatif çıkacak. Ben bunu değil de şunu çıkarayım. Evet, bu negatif çıkacak şimdi. Diğerinden düşük, onu da çıkarabilirim. Şurada çıkarma işlemini yaparken biz normalde çıkarma gerçekleşmediği için sola gidip, yani bu haneye gidip buradan bir tane 10 alıyorduk. 10 artı 1, 11. 9 çıkarırsak burası 2 olur. Şimdi burada 1 kaldı. Bu 2'den 1'ini almıştık. 1 eksi 1, burası 0 kalır. Şurası da 7 eksi 3'ten 4 kalır. İşlemin sonucu 402. Zaten burada da 402'yi bulmuş. Ama şöyle demiş, böyle çıkarmak yerine şöyle bir yöntemden bahsetmiş. 1'den 9'u çıkarmış. Eksi 8. 2'den 1'i çıkarmış. 1 çıksın çıkmasın, negatif olsun hiç önemli olmadan çıkarmış. 7'den 3 çıkarmış. 4. Bu sayı böyle 418 gibi görünüyor ama aslında işlem şöyle gerçekleşecek. Bu pozitif olanları şöyle alacağız. 4, 400 gibi düşünebiliriz. Buradaki 1'i 10 gibi öyle ifade etmiş. Şuradaki 8'i de eksi 8. Yani 410 eksi 8'den 402 sonucu ortaya çıkacak. Yine aynı sonuç. Bahsettiği yöntem bu. Geliştirdiği yöntem bu. Tabii biz birebir bunu uygulamak zorunda değiliz. Burada aslında bir işlem var. Yani ABC sayısından 1, 2, 7 sayısı çıkarılıyor. 127 sayısı. Şuraya bir sayı geliyor. Biz bu sayıyı, şunu biraz kaydırayım ben. Yukarıdaki işlemle aslında bizim çok da bir işimiz olmayacak. Bizim işimiz burada. Şu sayıyı bulsak biz kendimiz normal klasik çıkarma işlemini yapabiliriz. Buradaki sayı 200 eksi 20 eksi 2. Yani bu sayı aslında 200 eksi 20 eksi 2'den aslında 22 çıkaracağız. 178 aslında. Yani ABC sayısından 127 çıkınca 178 kalıyormuş. Şöyle altına yazayım. Şöyle yan yana da yazabiliriz. A, B, C eksi 127 eşittir 178'miş. Biz hemen şunu karşıya atıp A, B, C sayısını bulabiliriz. Bu durumda bizim A, B, C sayımız, karşıya atalım. Direkt toplayacağım. Şimdi 127 ile 178'i topluyoruz. 7 artı 8, 15. Elde var 1. 2 ile 7'yi topluyorum. 9. 1 burada 10. Yine 1 elde. 1, 2, 1 elde 3. Demek ki 305'miş bizim ABC sayımız. Birazdan burada kullanacağız. Yani o işlemi doğrudan yapmak zorunda değiliz aslında. Gelelim ikinciye. Şurada bir sayı bulunmuş. Bu sayının ne olduğunu görelim. Şimdi 600'den 70 çıkarılıyor, bir de 4 çıkarılıyor. Başka bir de işte 600'den 74 çıkarılıyor. Yani bu da 526 sayısı olur. Onu da yazayım. Şöyle yine alta yazıyorum. Şöyle yazayım onu da. 923 sayısından x, y, z sayısı çıkarılmış ve sonuç 526 bulunmuş. Şunu yapalım. Şimdi bunu sola, x, y, z sayısını sağa doğru atalım. 923'ten 526 çıkaracağız. Ben şunu altına yazıp burada çıkarayım hemen. Şimdi 3'ten 6 çıkmayacak. Sola gideceğiz. 13. 13'ten 6 çıkarsa 4, 7 olacak. Şimdi burası burada 1 kalmıştı. Çıkarma yine gerçekleşmiyor. Soldan bir tane 10 alacağız. 11. 11'den 2 çıkarırsak 9 olacak. Burada 8 kalmıştı. 8'den 5 çıkarsak 4. 497. Aynen. 9, 8 de orası. 397. Şöyle bir daha bakayım, yanlış mı yaptık? 13, 3, 11, 1, 12. Tamam, doğru. Bir yanlışlık yok. Sayımız bu. Öbür tarafı da bunu da karşıya atınca x, y, z olacak. Demek ki x, y, z sayısı da 397. Artık şu çıkarmayı yapmak kaldı bize. Onu yapalım. A, B, C sayısı yukarı gelecek. 305 bulmuştuk onu. Alta x, y, z sayısı gelecek. Onu da 397 bulmuştuk. X, y, z. Çıkaralım.
Bakalım negatif mi geliyor? Evet, sonuçlar da negatif. Şimdi 5'ten 7 çıkmayacak. Burada solda bir şey yok. Buraya gideceğiz. Ya da aslında yöntemini kullanarak da çıkarabiliriz. Yöntemini kullanarak çıkaralım. O bahsettiği yöntem. 5'ten 7 çıkarıyorum. Eksi 2. 0'dan 9 çıkarıyorum. Eksi 9. 3'den 3 çıkıyor. 0. Eksi 90. 2. Eksi 92. Eksi 92. Aslında diğer çıkarmaya göre daha pratik. Kullanılabilir yani. Tabii. Sürekli kullanabiliriz.